Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere 3 tane Livik, 1 tane Erangel rank kasma taktikleri olsun, pusu taktikleri olsun. Yine öyle bir video ile karşınızdayım. Hadi isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim ve taktiklerinden birinde ise suda mermi sizlere işlemiyor ve bence bu da baya güzel. Videomuza geçmeden önce aşağıdan eğer hala like atmadıysanız like atarak bize destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de aşağıdan abone olup bildirimi açarak da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim destekleriniz için. Sizin destekleriniz sayesinde şu an kanalımız baya gelişiyor bu aralar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hadi videomuza geçelim. Bakalım taktik nasıl bir şeymiş. Şimdi ilk maçımıza girdik. İlk maçımızda sizlere öyle bir su göstereceğim ki bu suyun içine giren herkes ölümsüz oluyor. Bildiğiniz suyun içine giriyorsunuz, ateş ettiğinizde mermi işlemiyor. Fakat bombayı, molotof falan denemedik. Onları da deneyeceğiz. Fakat en iyi bildiğimiz şey, bir kişi size ateş ederse mermi işlemiyor. Peki burası neresi derseniz hemen sizlere göstereyim. Şöyle haritada burada Power'ın şurada bir tanecik deniz gölü var. Buraya gideceğiz ve orada görüşürüz. Yani orada bildiğiniz suyun içine gireceğiz ve işlemeyecek mermiler. Bence güzel bir taktik. Hadi orada görüşürüz. Şimdi ilk taktiğimizin hemen paraşütlerimizi açtık, aşağı indik, hemen şuradan tatlı tatlı bir loot yapacağız. O değil de benim üstümdeki set neymiş aga, ben bunu nereden aldım hiçbir fikrim yok. Okey. Peki taktiğimizi yapacağımız yer neresi derseniz, evet burası. Buradaki su. Şimdi suyun içine yatın aga. Yat 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 yat. Özgür sen yatsan da sana yolmayacak ki. Şuraya sıkıyorum kanka ayağını, hazır ol. Evet, taktiğimiz cidden böyle. Bakın şu an İçinde adam var ve hiçbir şekilde mermi işlemiyor. Yani bildiğiniz bu suyun içine giren herkes ölümsüz oluyor. Yani bombayı denemedim, onu da şöyle deneyelim. Ben gireyim, öyle deneyelim. Çünkü şimdi o da boşa gitmesin. Gel kanka sen dışarıya çık. Şimdi suyun içine ben de giriyorum aga şöyle. Şurada yatacağım yeri bulursam, aha da buldum. Böyle beşineye geçtiğinde şöyle delikli bir şey var. Sık şimdi sen bana. Sık 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 sık. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde mermi işlemiyor. Şimdi sen bana bomba at bir tane bakalım. Bomba içinde isteyecek mi? İşlerse bayılırım zaten. Bu suyun içinde boğulma gibi bir riski yok. Bakayım. O da o değil de dibime düştü. Tamam. Bombaya düşüyor musunuz? Eğer ki böyle bir adam falan görürseniz bombaya öldürebilirsiniz. Fakat eğer ki ateş ederse ölmüyor. Bunu bilmenize isterim. Hani sizlere de dedim bu videoyu çekeyim falan filan. Hani bilmeyenler öğrensin. Bomba işe yarıyor ama otomatik silah hiçbir işe yaramıyor. Şimdi ilk taktiğimizi çektik. Sıradaki taktiğimize hızlı bir şekilde gidelim isterseniz. Bugün sizlere Livik'te baya güzel taktikler göstereceğim. Haberiniz olsun. Yani kaçırmayın, atlamadan izleyin derim. Ve sırada ise ikinci taktiğimiz var. Hemen hızlı bir şekilde ikinci taktiğimiz taktiğimize geldik. İkinci taktiğimiz ise buradaki çakma ruins mi diyeyim artık, ne diyeyim bilmiyorum ama taşları falan filan yıkılmış bir tanecik binada yapılıyor. Haritanın tam olarak Granus altında oluyor burası. Peki burada nasıl bir taktik yapacağız derseniz, burada acayip ama acayip güzel bir pusu taktiği var. Hemen sizlere göstereyim. Livik'te oynayanlar için bence bu baya güzel bir şey. Hemen şöyle geliyorsunuz arka taraftan. Şuradaki taşı görüyorsunuz. Buradaki taştan geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Takılmadan şuraya atlıyorsun. Buraya atladıktan sonra yavaş yavaş zıplayarak yukarıya çıkıyorsun. Tabi bu araları yaparken dikkat edin etrafa, hani bakın bir adam kesin yok falan filan deyin. Öyle yapın. Daha sonrasında ise buradan şöyle şu karşıya atlamanız gerekiyor. Şöyle tekrardan buraya geldim. Şimdi sıra Umut'ta, bakalım Umut becerebilecek mi? Atla kardeşim. Ne oldu? Niye kaçtın? Tamam ben atlayacağım hadi. Şuraya geldim. Şöyle hop dedim, atladım ve tutundum buraya. Şu an buraya geldikten sonra şöyle yine aynı şekilde buraya zıplıyorum. Zıpla 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 zıpla. Buraya gel, buraya gel falan filan. Daha sonrasında ise bu duvardan düşmemeye dikkat edin. Bayağı bir ince duvar. Buraya kadar geliyorsun. Sonra buraya zıplıyorsun. Buradan şu şekilde sağa tutunuyorsun. Sola daha doğrusu. Tutunduktan sonra geliyorsun ve burada acayip güzel coverlı bir tanecik köşe var. Evet, burası cidden acayip güzel pusuluyor ve hani buraya kamuflaj bir şekilde yatarsanız eğer hiç kimse sizi bulamaz, öyle diyeyim yani. Hani buradan gelen bir adamın sizi direkt bakışta görmesi için tam olarak şuradan falan filan bakması gerekiyor ama hani burası da az çok cidden coverlı, hani dışarıdan öyle mermi gelebilecek bir şekilde değil. Diyelim arkanız alan dışı, yani orası işte kimse gelmeyecek falan filan, gelirsiniz Livik'te böyle çok tatlı bir pusma taktiği var.
Yani bildiğiniz böyle güzel güzel pusuyorsunuz. Sen şuradan baktığında beni göremiyor. Hani bir insan nereden baktığına görebilmenizi ölçmek için de mesela BŞN'ye geçebilirsiniz. Hani BŞN'den işte mesela tam şu arada varsa adam mermi geçer falan filan. Şu taşın orada varsa birazcık kafanıza vurabilir falan filan. Bunu da hesaplayabilirsiniz aynı şekilde. Ve şimdi bir diğer taktiğimiz ise Grobgras'a geldim. Daha bunların adlarını tam bilmiyorum. Grobgras mı ne öyle bir şey. Neyse onları boş verin. İsimleri bizim için pek de önemli değil. Burada sizlere öyle bir taktik göstereceğim ki düşmanlar sizi göremeyecek ama siz onları görebileceksiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde taktiğimize doğru gidelim. Şöyle gidiyorum aga. Şöyle şurada şu anda görmüş olduğunuz gibi böyle bir taşlar var, tamam mı? Bu taşlar tam olarak evin dibine yakın işte falan filan. Buraya geliyorsunuz ve eğer ki buraya yatarsanız bunun içine girebiliyorsunuz. Hatta bakın şöyle gireyim ben aga. Şöyle yattım ve mesela tam bir ayarlamam gerekiyor sanırım. Şöyle ayarlarsam aynen oldu. Şu an ne ayağım çıkıyor ne bir şey. Ve mis gibi şu an mesela burada pusabiliyorum. Peki bu taktik ne kadar işe yarıyor derseniz de bu taktiği ben sizlere şöyle göstereyim. Mesela siz bunun içine pustuğunuzda 5N'ye geçtiğinizde burası böyle gözüküyor. Eğer ki şurada adam olursa böyle bir sıkıyorsunuz mermide geçiyor yani. Bildiğiniz taktik direkt böyle. Hani Livik oynayan arkadaşlar varsa böyle taşların içine falan da girebilirsiniz. Bu da sizlerle paylaşmak istediğim için paylaştım. Eğer ki daha fazla Livik taktiği istiyorsanız da yani aşağıda belirtebilirsin. Şimdi bir diğer taktiğimiz ise Erangel Pochinki'deyiz. Bu mod daha bitmeden daha yaklaşık 3-4 hafta falan filan var. Hala rank kasan arkadaşlar vardır diye. Tabii ki de bir tanecik de Pochinki taktiği yapacağız da ben niye aşağı düştüm yanlışlıkla ya. Neyse şöyle bir aşağıdan bir loot çekeyim. Birilerini belki vururuz. Pochinki'de kimse olmasa da en kötü Özgür'ü vururuz yani. O yüzden pek sıkıntı değil açıkçası. Şimdi peki buradaki Pochinki'deki taktiğimiz nasıl bir taktik derseniz hemen şöyle geliyorsunuz aga. Bir tane arkadaşınızın yuvarlak teker atması gerekiyor. Şimdi sen yuvarlak tekerini at, tam olarak şuraya atacak yani yuvarlak tekeri de. İkliyoruz aga, at. Attın, dönüyor 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 dönüyor. Aşağı düşmez herhalde. Yok okey, düşmüyor. Nereye gidiyor? Neyse. Gitsin bakalım. Daha sonrasında ise buraya geliyorsunuz. Bunun üstüne çıkıyorsunuz. Böyle zıplayarak. Kanka benden yüksek oldu. Neyse ben bir altıma buz atıp öyle çıkacağım. Normalde bunu hani öyle gerek bile yok diyebilirim. Kanka bu nasıl bir şey oldu ya, dur. Şöyle şuradan bir tanecik buz atıyorum. Daha sonrasında ise bunun üstüne geliyorum bu şekilde. Ayrıca bilmeyenler hala varsa ateş ünlerinin üstünde eğer isterseniz buz da atabiliyorsunuz. Yani bildiğiniz ateş ünlerinin üstünde buz atabiliyorsunuz. Hemen geldim şöyle attım ve buradan da eğer isterseniz Pochinki'nin burasına çıkıp gelip pusabilirsiniz. Ve burası cidden baya baya güzel bir pusma, rank kasma mekanı diyebilirim yani. Örnek veriyorum, burada cover'ınız da var, hani cover yok sanmayın. Gel şöyle yat, önde diyelim adam geliyor, baktın yapacak hiçbir şeyin yok, gel sağ tarafa pus falan filan. En kötü bak bir de şöyle üstüne buz atarsın aga, burayı kapatırsın yani, o kadar dert etme. Peki bunun daha fazla üstüne çıkabilir miyiz, denemeye değer. Fakat buraya çıkmak için yani kanka senin yine ateşini atman lazım. Gelsene buraya. Şimdi siz eğer isterseniz bunu hani rüzgarların üstüne mesela buz koyduğunuzda da yapabilirsiniz ayrıca. Fark etmiyor. İster öyle yapın, ister böyle yapın. İlk önce ben şuradan bir buz atıyorum şöyle atabilirsem. Şöyle bir tanecik buz attım, buraya kadar çıktım. Daha sonrası da ise şunun üstüne geliyorum. Eğer isterseniz bu buzun üstüne de atabilirsiniz. Bu tabii ki de hani hiçbir fark ettirmiyor. Şöyle hatta göstereyim. Eğer ister gelip bunun üstüne atmak isterseniz bunu da atın. Yok ben şurada atarım derseniz de buraya da atabilirsiniz aynı şekilde. Şöyle atıyorsunuz aga. Daha sonrası da gel. Buraya da pus. Bu arada burayı daha önce denemedik. Hani şu anda yapıyoruz. Ne bileyim, burası da çok değişik bir şey ha. Aga gelip şuraya pustuğunu düşünsene. Hiç kimse bakmaz şahsen. Ben bakmam yani. Şimdi bir diğer taktiğimiz ise bunu da burada şu an canlı olarak deneyeceğim. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Şunun üstüne çıkmaya çalışacağım. Şöyle bir çıkayım bakayım be. Hani belki bunun içinde de pusulacak güzel bir yer vardır ama bilmiyorum. Denememiz lazım. Şöyle gelsem mesela, örnek veriyorum. Yavaş yavaş shift shift gitsem. Aga bir şey diyeyim mi, orada pusulur bu. Kanka kesin pusulur bu arada. Bu arada eğer isterseniz de hani birazcık kendinizi zorlarsanız mesela bunun içine gelip burada 5N'ye geçip pusu yaptığınızı düşünsenize, bence çok çok tatlı olur. Hani adam geliyor aşağıda geziyor falan filan, inersiniz vurursunuz ya da şöyle direkt atla aga üstüne güm. Silah tekteymiş, sonra ben öldüm aga. Cidden bu arada silah eğer sizin de tekte kalırsa böyle olursunuz. Sakın tekte ateş etmeyin. Evet, bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki rank kasma taktik videolarında görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bay bay.
Little sweet inside.